Bir önceki videodaki örneği daha genel bir şekilde ifade etmeyi deneyelim mi? Evet bu y ekseni bu da pek düzgün olmadı. Evet bu daha iyi. Bu da x ekseni. Elimizde iki tane fonksiyon vardı ama bu videoda fonksiyonları daha genel bir şekilde ifade etmeyi deneyeceğiz. Fonksiyonlardan biri buna benzeyen bir fonksiyon olsun. y eşit Fx olarak da not ediyorum. Diğeri de y eşittir gx olsun. Onu da böyle çiziyorum. Evet bu da y eşittir gx. Bir önceki videoda olduğu gibi bu iki fonksiyon arasında kalan alanı x ekseni etrafında döndürerek elde ettiğimiz dönel cismin hacmini bulmaya çalışacağız. Bu arada şu an çizdiklerimi değerlendirdiğimizde bir önceki videodaki içi oyulmuş mantar şeklini elde edeceğiz ama bu fonksiyonlar herhangi iki fonksiyon olabilirler. İçi oyulmuş mantar demiştim. Evet, dış kısmı bu şekilde bombelli, şapkalı bir mantarı andırıyor. İçinden de koni şeklinde bir hacmi oyduğumuzu düşüneceğiz. Bu şekil bu iki fonksiyona özel bir şekil ama biz videonun başında da dediğim gibi işin matematiksel kısmını genellemeye çalışacağız. Peki hacmi nasıl bulacağız? Aklınıza hemen diskler geldi, öyle değil mi? Ama bu defa diskler yerine washer'ları düşüneceğiz. Bu bir önceki yaptığımızın hemen hemen aynısı ama işin kavramsal kısmı biraz farklı. Ee, bu iki fonksiyon arasından e, bir parça düşünelim. Evet, böyle. Bu parçanın genişliği ne olur desem, dx'e eşit olur dersiniz, öyle değil mi? ve şimdi de bunu x ekseni etrafında döndürdüğümüzü düşüneceğiz. Bunu x ekseni etrafında döndürdüğümüzde bir washer elde ederiz. Yöntem adının washer olmasının sebebi de bu zaten ve bu yöntem bir diskin içini oyduğunuz bir çeşit disk yöntemi olarak da kabul edilebilir. Bu washer'ın iç kısmı, bu ise dış kısmı. Başarın dış kısmı da buna benzeyen bir şekil olacak. Aynen böyle. Umarım gözünüzün önüne gelmiştir. Yüzeyini boyarsam belki daha anlaşılır olur. Evet biraz daha düzgün çizebilirdim ama ne yapmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Washer'ın yüzeyi bu, derinliği ise dx. Düzgün bir çizim yapabilecek miyim çok merak ediyorum. Evet bu derinliği bu da dış kısmı. Washer aslında ortasında delik olan madeni bir paraya benziyor da diyebilirim. Peki bunun hacmini nasıl bulabiliriz? Tüm hacimlerde olduğu gibi yüzey alanını derinlikle çarparak değil mi? Peki Washer'ın yüzey alanını nasıl bulacağız? Şöyle düşünelim, ortasında delik olmasaydı alan ne olurdu? Pi çarpı dıştaki yarı çapın yani bunun karesi. Dıştaki yarı çap olarak adlandırdığım yarı çap neye eşit? Fx öyle değil mi? Yarı çap Fx ama bunun karesini alacağız. Şimdi bu eğer bir washer değil de madeni bir para olsaydı bu ifadeyle yüzey alanını bulmuştuk ama bize bu alan gerektiği için içte kalan kısmın alanını da çıkarmamız lazım. Evet buradan bahsediyorum. Eksi pi çarpı içteki yarıçapın karesi. İçteki dairenin yarıçapını nasıl bulabiliriz dersiniz? Evet doğru tahmin ettiniz. İçteki yarı çapta da gx'e eşit olacak. Pi çarpı gx'in karesi. Bizim için önemli olan aralıkta içte kalan fonksiyon gx olduğuna göre bize içteki yarı çapı veren de o olacak. Washer'ın alanını ister böyle ister pi parantezine alarak yazabiliriz. Evet alan eşittir. pi çarpı fx kare eksi gx kare. Bu kadar parantez yazmama gerek yok. Evet, fx kare eksi gx kare. Hacim içinde Aynı sarıyı kullanalım. Washer'ların derinliği ile çarpmamız lazım. Washer'lardan herhangi birinin hacmini pi çarpı fx kare eksi gx kare yani bu aralıkta dışta kalan fonksiyonun karesi eksi içte kalan fonksiyonun karesi çarpı dx olarak yazabiliriz. Evet, washer'lardan birinin hacmini bu şekilde ifade edebiliriz. Bu washer aralıktaki belirli bir x değeriyle elde elde ettiğimiz washer ama bu aralıktaki x'lerin hepsi ile farklı bir washer elde edebileceğimize göre e, mesela burada bir washer ya da burada bir başka washer olabilir cismin hacmini bulmak için bütün washerların hacimlerini toplayıp giderek küçülen derinlik değerleri için limit almamız lazım. Bu sayede sonsuz sayıda washer elde etmiş ve gerçek hacmi bulmuş oluruz. Bizim için önemli olan aralık fonksiyonların kesişim noktaları arasında kalan aralıkta ama aralığın her zaman kesişim noktaları tarafından belirlenmeleri gerekli değildir. Bir önceki videodaki örnek bu şekilde olduğu için böyle yazdım. Burası x eşittir a, burası da x eşittir b olsun. A ve B pekala bunlar da olabilirlerdi ama şimdilik bu aralığı değerlendirelim. Aralığı genel bir şekilde A ve B harflerini kullanarak belirledik. Bu washer'lardan birinin hacmi, bunları topluyoruz ve derinlikleri giderek küçülen değerleri için limit alıyoruz. İsterseniz bunu bir önceki videodaki örneğe uygulayalım ve aynı sonucu elde edip edemeyeceğimizi kontrol edelim. Bir önceki videoda y eşittir gx'e x evet ve y eşittir fx'e de karekök içinde x demiştik öyle değil mi? Şimdi bunları bu formüle yerleştirelim ve neler olacağını görelim. Hacim eşittir. Aralık neydi? Fonksiyonların kesişim noktaları yani 0 ve 1'di. Az önce de söylediğim gibi aralığı farklı bir şekilde de tanımlayabilirdik. Mesela bu ve bu olsaydı elde edeceğimiz şekilde farklı bir şekil olurdu. Ama bizim için önemli olan noktalar x eşittir 0 ve 1 noktaları fonksiyonların kesişim noktalarını bir önceki videoda bulmuştuk. Şimdi pi çarpı f x'in karesi nedir? kök x'in karesi x'e eşittir eksi g x'in karesi de x kare çarpı dx. Evet, eşittir. Pi'yi dışarıya alalım. 0'dan 1'e, x eksi x kare dx'in belirli integrali. ve eşittir pi çarpı x'in ters türevi x kare bölü 2'ye eşittir. Eksi x karenin ters türevi de x üzeri 3 üç bölü 3'e. Bunun 0 ve 1'de aldığı değerleri bulmamız gerekecek. Eşittir diyelim. Pi çarpı burada yer kalmadı. Ekranı biraz kaydırırsam iyi olacak. Evet eşittir pi çarpı. Bunun 1'de aldığı değer 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 0'da aldığı değer ise 0'a eşit olduğu için yazmayacağım. Evet, 0'ın karesi bölü 2 eksi 0 üzeri 3 bölü 3 0 eder. Geriye bu kaldı. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 ise 1 bölü 6'ya eşittir. O halde sonuç pi bölü 6. Bir önceki videoda bulduğumuzun aynısı değil mi? Bunun sebebi bunun da aslında bir önceki videoda yaptığımızdan bir farkı olmaması. Farklı olan tek şey işin kavramsal kısmı. Fonksiyonların f(x) ve g(x)'e eşit olduklarını düşündük ve bir önceki videodaki gibi dıştaki şekil için bir disk, içteki şekil için de bir başka diski değerlendirmek yerine bu defa bir washer üzerinden ilerledik. Hepsi bu.